Muhterem hocam, selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Efendi Hazretleri'ye sevgilerimizi, saygılarımızı hocamızın gönderiyoruz. İnşallah ben de ulaştıracağım inşallah. Kendilerinin birbirlerine olan sevgilerine ben de bizzat şahidim. Evet. Dergahlarında ne kadar muhabbetli bir sevgileri olduklarını siz de iyi biliyorsunuz. Tabi Müslüman Müslümanı sever bu dinin bir gereği. Şimdi hocam, Efendi Hazretleri'nin ve camianızın, zatihalinizin ne kadar İslam'a, takvaya, aynı zamanda da vatanına, milletine düşkün olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Zaten bu her zaman konuşmalarınızda ve yazılı ifadelerinizde mevcut. Nitekim 15 Temmuz darbesinde de camianızı şehitler verdiği de malum, öyle değil mi hocam? Tabii. Allah Teala hepsine gani gani rahmet eylesin, bütün şehitlerimize. Mükafatlarını bol bol versin. Zaten bir yerin vatan olması için şehit verilmesi lazım. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Öyle ifade edildiği gibi. Elimizden geleni yaptık hep. Çalışmalarla, dualarla. Her zaman dua ediyoruz. Vatanımızı, memleketimizi, milletimizi, devletimizi Rabbim muhafaza eylesin. Ezansız, bayraksız, Kur'ansız bırakmasın. Zarar vermek isteyenler de Rabbim fırsat vermesin diye daima, hatta işte elhamdülillah hacdan yeni döndük. Tavaflarımızda ve diğer dua yerlerinde daima bu dualarımızı cemaatle birlikte yaptık. Elbette bu dualar kabul olunacak ama biz tabii ki ne kadar Müslümanlar olarak daha dikkatli, daha uyanık davranırsak bu da o kadar çabuk gerçekleşir. Bütün mesele bu. Sizin Sayın Hocamız Adnan Oktar'ın imani ve vatan millet savunmasında bu darbe ve diğer vatanımıza yönelik çalışma şeylerin arkasında kimler olduğunu deşifre eden, imani ve birlik beraberlik konusundaki çalışmalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Tabii ki Rabbim bu bahsettiğin şekilde çalışan herkese Rabbim muvaffak eylesin. Dua ederiz. Yani kim vatanımıza, memleketimize, dinimize, devletimize hizmet ediyorsa Allah-u Teala muvaffak eylesin. Her türlü manayı izah eylesin. Biz böyle dua ederiz. Yanlış yapmaktan Rabbim hepimizi muhafaza eylesin. Ve minnettarız. Vatanımıza, memleketimize, dinimize, devletimize, çoluk çocuğumuza hizmet edenlere biz minnettarız. Dua ederiz. Allah muvaffak eylesin. Ama zarar vermek isteyenlere de Rabbim fırsat vermesin yani. Allah-u Teala korusun. Zaten darbeden hemen sonra ben Efendi Hazretlerini, Mahmud Efendi Hazretlerini pazar günü akşamı ziyaret etmiştim. Ve şöyle buyurmuştu. Allah-u Teala Türkiye'yi İslam'a kayırdı hani. İslam ülkelerine kayırdı, bağışladı hani şeklinde. Güzel bir cümle kullanmıştı. O da daima dua ediyor. Allah-u Teala büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Biz bütün büyüklerimize hürmet ve saygı hani duyarız. Allah-u Teala başımızdan eksik etmesin, öyle dua ediyoruz. Allah razı olsun. Amin.